Herkese merhaba, ben Gülçin, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir ara oldu, uzun zamandır video yükleyemiyorum. Aslında bu videoda fikir olarak bugün çıktı ve ben hızlıca çekmek için birkaç hazırlık yaptım. Ve hemen videoyu çekip yayınlamayı düşünüyorum. Bu fikir benim anne grubumdan çıkan bir fikir. Uzun zamandır kitaplarla ilgili bir paylaşım yapmamıştım. Onlardan bahsedeceğim. Benim aslında kanalda Fuar Ganimetleri adında bir videom var. Onu şuraya eklerim ya da buraya. Bilemiyorum. Buraya da buraya. Dediğim gibi linkini de koyarım. Fuar ganimetleri videomda fuardan Atlas için aldığım bazı kitaplardan bahsetmiştim ama tam olarak onları okumamıştık. İşte Atlas'ın favorileri daha oluşmamıştı. Hem o fuardan aldığım kitaplardan favori olanları sizinle paylaşacağım. Hem de daha önceden aldığımız ve hala Atlas'ın okuduğu, favori dediğim denilebilecek kitapları da paylaşacağım. Bu arada tabii fuardan sonra o kitaplar bize yetmedi. Biz birkaç ekleme daha yaptık. Onlardan da bahsedeceğim. Hızlıca onlara geçelim. Şöyle, öncelikle bu setten bahsetmek istiyorum. Bu Britannica Keşif Kütüphanesi. Keşif Kütüphanesi'nin içinde 12 tane kitap var. 12 kitabın da konusu birbirinden farklı. Kimisi işte sesler hakkında, kimisi zaman, hayvanlar, ben, çevremizdeki dünya. Bunu ben almadım açıkçası. Atlas'ın kuzeninden kalma ve kuzeni yani şu an 14-15 yaşlarında ama Atlas'a kadar kaldı bu kitaplar. Atlas bunu yaklaşık 1 yaşından beri falan okuyor ve bu favorisi. Buradaki sesler, işte hayvanlar zaman zaman favori kitabı değişiyor konu olarak. Ama sürekli bunun içinden bir kitabı biz o ay döndürüp döndürüp okuyoruz. Gerçekten çok iyi bir kitap. Hani bunu piyasada bulabilir misiniz bilmiyorum ama bulabilirseniz mutlaka alın. Çok tavsiye ediyorum. Çünkü içindeki kitaplarda işte deneyler var. Her kitabın sonunda soru cevap çalışması var. Bunu mutlaka bulursanız kapın. Daha da uzun bir süre ben okuyacağımızı düşünüyorum. Çünkü aktivitelerini daha yapmaya başlamadık mesela. Deneyleri de yapmaya başlamadık. Dolayısıyla buradan daha bize çok iş çıkar. Tavsiye. Bu bir. Bu arada bu kitap serisiyle ilgili şunu söylemek istiyorum. Bu kitap serisinde benim en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi bu ailedeki iş bölümünün sadece yemek pişirme kısmının kadında olmadığı, çamaşır asma kısmının kadında olmadığı kısımlar var. Bu çok hoşuma gidiyor çünkü ev işlerinde bir cinsiyet yok biliyorsunuz. Hani bu artık hayat müşterek. Dolayısıyla onu da destekleyen bir kitap. Mesela nereden bir örnek vereyim size bulmaya çalışıyorum. Mesela evde yemek pişiren bir baba figürü var burada. Bu yönden de çok güzel. İkinci olarak tavsiye edebileceğim çok yine uzun zamandır bizimle olan kitaplarımız Ravensburger diye okunuyor sanırım. Onun seti. Biz 2-4 yaş olanını neredeyse bütün kitaplarına sahip. Sadece 2 kitap falan galiba bizde yok. Onları da bir türlü stoğunu yakalayamadığım için alamamıştım. Ben bunları nereden aldım onu da size söyleyeyim. Mika'da çocuktan aldım ben bunları. Bunların içeriği çok güzel, çok güzel bilgiler veriyor. Mesela neler var? Çöpler ve atıklar, hava kararınca, dinozorlar, arabalar, kamyonlar, güneş, rüzgar ve yağmur, hayvanların yaşadığı yerler, neler giyeriz gibi. Şöyle bir set. Şöyle göstereyim. Şimdi bu kitapların içinde hem güzel bilgiler var hem de çocuk için çok eğlenceli. Şöyle açılır, kapanır, sürprizli bir kitap sayfaları. Dolayısıyla çok güzel vakit geçiriyor. Biz mutlaka her tatile gittiğimizde bir tane yanımıza alıyoruz. Küçük bir kitap olduğu için kolay taşınıyor ayrıca. Bu Atlas'ın favorilerinden bunu da mutlaka çok tavsiye ediyorum. Dediğim gibi Atlas 1 yaşından beri bunu neredeyse okuyor ve daha da okur. Yani kendisi okumaya başladığında da okur. Ben gerçi artık bunun 4 yaş üstü olan serisi var. Herhalde onu da alırız, ona geçeriz. Çünkü artık bunları tükettik bilgi olarak. Dolayısıyla onları alırım diye düşünüyorum. Şu iki kitaptan bahsetmek istiyorum. Bunlar yine fuardan değil, bunları daha önce almıştım. Bunlar İş Bankası yayınlarının şu şekilde Mikroplar ve Yıldız mı O da Ne isimli kitapları. Bunlar sert kapaklı kitaplar. Dolayısıyla Atlas bunu yine küçükken Atlas'a bunu almıştım. İçeriği yine sürprizli kitaplardan şu şekilde.
Bundaki bilgiler çok güzel. Mesela işte atlasın ellerini yıkama alışkanlığı, hastalıklardan korumak için prebiyotikli besinler tüketmemiz gerektiğiyle ilgili bilgiler mesela bunda var. Çok yararlı. Bunu yine ara ara yanıma alıyorum. Yani küçük bir kitap olduğu için çantaya atmak için de çok iyi. Bu da yine sürprizli bir kitap. Mesela güneşin de bir yıldız olduğu bilgisini Atlas buradan öğrendi. Mesela böyle. Bunu da çok tavsiye ediyorum. Bu iki kitap gerçekten iyi. Bunları da alabilirsiniz. Uzun bir süre gider. Başka iki kitap da bunları fuardan sonra aldım. Galiba Turtle Kids'ten aldım. Öyle hatırlıyorum. Bunlar yine sert kapaklı kitaplar ve müzikli kitaplar. Atlas bir müzik aşığı. Müzik aletleri aşığı. Burada da böyle bir saniye açık mı? Ama onu bir kontrol edeyim. Değil. Burada da müzik aletlerini tanıtıyor. Bol bol. İşte, işte flamenco müzikleri. Çok güzel. Hem müzikleri güzel hem bazı sürprizlerde müzik aletini tanıtıyor. Her sayfasında ayrı bir bilgi var müzik aletleriyle ilgili. Bu World Music diye geçiyor. Bir de orkestra olanı var. İkisini de çok seviyor tabii ki favorisi. Tabii ki bir iki tane düğmeyi de bozdu şimdiden. Keşke bunlar bozulmasa ama bu düğmeli kitaplar maalesef bozulabiliyor. Biz bunu birçok müzikli kitabında Atlas'ın yaşadık. Yaşıyoruz da. Bu ikisini tavsiye ederim. Biraz pahalılar ama. Çünkü hem müzikli kitap olması hem sert kapaklı hem de ithal olmaları nedeniyle bunların tanesi maalesef 75 lira gibi bir şey. Çok pahalı. Eğer hani böyle bir zevki yoksa çocuğunuzun belki bu parayı vermek istemezsiniz ama Atlas için gerçekten hem müzik aletlerini tanımak için güzel hem güzel müzikler var. Çok sevdiği için aldım. Yoksa mesela almazdım kesinlikle. Yani tutkuluysa alabilirsiniz. Fuardan almadım diye hatırlıyorum. Ama favorilerden. Onlardan bahsetmek istiyorum size. Bunlar da yine İş Bankası'ndan. Değnek Adam ve Minik Balık. İkisinin de hikayesi çok güzel. İkisini de tavsiye ederim. Atlas'ın yine favorilerinden. İçi, konulardan çok bahsetmeyeceğim yoksa çok uzayacak. Çünkü kitaplar var, onları da göstermek istiyorum. Yoksa çok uzun bir video olacak. İnceleyebilirsiniz almadan önce. Ya da hani Gülçin senin zevkine güveniyorum, internetten de incelemeden sipariş veririm diyorsanız alabilirsiniz. Ama içinde zararlı olabilecek bir bilgi yok olursa zaten sizi uyarırım. Bu hem benim favorim hem de Atlas'ın favorisidir umarım. Yani gerçekten içinde güzel bilgiler var. Stickerlı bir kitap. Almedili yayınlarının görgü kuralları. İşte mesela markette hızlı koşmamalıyız, birilerini çarpmamalıyız, ittirmemeliyiz. Mesela onunla ilgili bilgileri çok hoş bir şekilde veriyor. Görgü kurallarında işte teşekkür etmemiz gerekiyor. İşte nasıl olmamalı, nasıl olmalı gibi böyle bilgiler var. Tavsiye ediyorum. Bu kitabı gerçekten alın. Yani gözü kapalı bir şekilde alabilirsiniz. Tavsiye ederim. Yine Alma Dili'nin Larousse Ansiklopedim Nasıl diye bir kitap. İçinde birçok bilgi var. Aslına bakarsanız buna benzer bilgilerin olduğu kitaplar bizde var ama Atlas çok kitap okumayı seviyor. O yüzden ben benzer bilgiler bile olsa hani böyle kitaplar alıyorum. Hani birçok bilginin içinde bulundu. Mesela bir tane de bir kitap daha var bu şekilde. Onu da size söyleyeyim. Nerede? Mesela ona benzer şu var. Gezegenimiz Dünya. Bunun da içeriğinde yine işte mesela depremler, yanardağlar, böyle bilgilerin olduğu kısımlar var. İşte mesela inanılmaz gerçekler, aniden çıkan adalar falan, böyle küçük küçük bilgiler var. Başta Atlas bunu okudu. Çok uzun bir süre bunu okudu. Bu da Ahmedilli'ninmiş. Ama mesela bu artık ezberledi bunu. Bu yetmemeye başladı. O yüzden biraz daha kalın bir kitap bu. Mesela Atlas'ın yaş grubu için bence. Ama biz mesela akşamları okuduğumuzda şöyle bir ayıraç koyduk içine. Ayıraçla bir kısmını okuyup geri kalanını diğer akşama bırakıyoruz. Ya da diğer zamanı bırakıyoruz. Sıkılınca ya da çok uzun gitmemesi akşam uyumadan önce. Bunu da tavsiye ederim. Bu da güzel bir kitap. Bunu da tavsiye ediyorum. Bunu da alabilirsiniz. Yani Atlas bunu galiba 2 yaşından sonra falan beri hala bunu okuyor. Yani çok uzun zamandır bu kitap bizimle. 2 yaş olmayabilir. Belki 1,5 yaş bile olabilir. Emin değilim. Bunu seviyorum. Bunu sevdim. Bunu yakın zamanda aldım. Bunda da yine stickerlar var. Ama daha böyle çok stickerları yapıştırma şeyini geçmiyor. Aslında daha çok okutuyor. Fuar videosundan hatırlayacağınız bir
setten bahsedeceğim size. Kırmızı Kedi Çocuk yayınlarının değerler seti. Bunu ben böyle bir set olarak almıştım. Hepsini bir arada almıştım. Gerçekten çok sevdim. Özellikle ne zamandan beri okuyoruz biz? Ben çünkü aldığım kitapları biraz ayırarak çıkarttım. Atlas 3 yaş sonrasında başladık. Çünkü biraz daha yazıları daha fazla olan bir kitap. Bir de böyle biraz konular ağır gelebilir diye açıkçası 3 yaştan sonra ben çıkardım. Ama daha önce de çıkarabilirsiniz. Bu kitaplar gerçekten güzel. Keyifli ve baloncuklar paylaşımcı olmayla alakalı mesela. Her kitabın ayrı bir konusu var. Mesela Karga'nın eskici dükkanı tutumlu olmalıyı anlatıyor. Bu incir uçtu özgüvenli olmayı anlatıyor. Ayı ve arılar hoşgörülü olmayı anlatıyor. Havuç koştu başkalarının haklarına saygılı olmayı anlatıyor. Her birinin ayrı bir konusu var. Küçük olması önemli. İşte yazlığa giderken, babaanneye, anneanneye, dedeye giderken biz bunları böyle yanımıza birkaç tane atıyoruz. Orada da okunuyor. Dolayısıyla konuları güzel, anlatımı güzel. Atlas bunları ezberledi mesela bazılarını. Yardımlaşma ile ilgili olan bir tane kitap vardı. O burada değil şu anda çünkü ezberledi, onu kaldırdım artık. Bunları döndür döndür okuyoruz. Tavsiye ederim. Böyle bir kitabımız var. Ben yine bunu sanırım Turtle Kids'ten almıştım. Fuar sonrası yine aldığım kitaplardan biri. Aslına bakarsanız bu kitap takip etmesi zor olan çocuklar için sanırım yapılan bir kitap. Çünkü böyle interaktif, çocuğu içine katıyor. İşte mesela diyor ki ağacı diyor tıkla. Bir daha tıkla diyor. İşte yaprak çıkıyor. Sonra bir daha tıkla. Sonra okşa diyor. Şimdi diyor işte şöyle şöyle yap diyor. İşte meyveler çıkıyor falan. Yani Atlas'ın çok hoşuna gitti. Biz yazın uzun bir süre bunu okuduk. Bu aralar ortadan kaldırdığım için aklına gelmeyi çıkarsam yine okumak ister. Çünkü eğlenceli. Ama mesela çocuğunuz kitap okurken sıkılıyorsa, takip etmek istemiyorsa mesela bunu alabilirsiniz. Birlikte böyle aktivite gibi okuyacağı için takip edecektir diye düşünüyorum. Alabilirsiniz. Bu arada hangi yayınlarıymış onu da söyleyeyim size. Kural Dışı yayınlarıymış. Bu da yine İş Bankası yayınlarının benim fuar dışında yine aldığım bir kitaptı. Zogi. Güzel bir kitap. Bunu da tavsiye ediyorum. İşte yardımlaşmayla falan alakalı bir kitap. Güzel bir hikayesi var. Bunu da tavsiye ederim. Atlas'ın favorilerinden. Fuar Ganimetleri videomdan hatırlarsanız ben bir TÜBİTAK yayınları aşığıyım diyebilirim. Çocuk için özellikle. İçeriğine genelde güveniyorum. Oradan aldığım bu su dedikleri var ya, yaprak dedikleri var ya, 4 yaş üstü ama ben bunu Atlas'ı 3 yaş sonrasında okumaya başladım ve çok hoşuna gidiyor. Hatta bunun taş dedikleri var yası varmış, onu öğrendi. O niye yok falan diye sordu, onu da alacağım. Bunlar güzel kitaplar. O videomdan hatırlayacağınız TÜBİTAK yayınları ile ilgili olan kitapların hepsi güzel kitaplar. Onların hepsini gerçekten tavsiye ederim. İşte Deniz Kıyısında vesaire, on isimlerini tam hatırlamıyorum ama onların hepsini alabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Bu arada benim fuarda bulamadığım, hatta hiçbir yerde bulamadığım kitaplar vardı. Yine TÜBİTAK yayınlarının Bir Yağmur Damlası'nın Yolculuğu ve Bir Plastik Şişenin Yolculuğu. Bu iki kitap yine TÜBİTAK yayınlarının kitabı ve piyasada bulamadığım kitaplardı. Ben bunları ikinci el bir uygulamadan aldım. Karşıma çıkıverdiler ve çok mutlu oldum. Atlas geri dönüşüm, işte çöplerle ilgili bu işte yere çöp atma vesaire konularına gerçekten hassas. Belki ben çok hassas olduğum için o da hassastır. Ve geri dönüşüme çok meraklı, işte neler oluyor vesaire. Bunları 6 yaş üstü olmasına rağmen okuyor severek. Bunları da tavsiye ederim eğer hani böyle bir ilgisi varsa çocuğunuz ya da ilgi duymasını istiyorsanız. Bence zaten her çocuğun ilgi bir şekilde duyması gerekiyor. Çünkü gelecek onların ve gelecek maalesef ki geri dönüşümle çok alakalı şu anda. Böyle kitaplar, bunları alın. Bunları alın. Yani alın derken bulursanız alın, bulamıyorsanız bilmem, elden ele çoğaltalım. Bunları fuardan almıştım ve Atlas'ın sevdiği kitaplar listesine girdi. Uzunca bir süre bunları okuduk. Bunların içeriği güzel. İçiniz rahat bir şekilde alabilirsiniz. Bu Rocco. Rocco'nun bir tane daha kitabı var diye biliyorum. Onu da yine fuara bekletiyorum, alacağım. Püfleyen Küçük Dinozor. Bu güzel. Bunu alabilirsiniz. Ama Bu Balığın Parmakları Var. Bu da güzel. Yani hem öğretici, hem eğlenceli, hem yazıları vesairesi güzel bir kitap. Bunu da tavsiye ederim.
Uç Paytak Uç. Bu da bizim favorilerimizden oldu. Bu da güzel. Bunu da alabilirsiniz. Yayazula'dan Atlas başta korkuyordu. Çok okuyamadık. Böyle mizacından korkuyordu. Ama 3 ay sonrası daha bu tür konularda daha böyle meraklı oldu. Yine böyle biraz korkuyor ama merak da ediyor. O yüzden okuttu bize sonunda. Okuduktan sonra çok sevdi ve uzunca bir süre yine biz bunu okuduk. Bunu da tavsiye ederim. Hani güzel bir kitap. Bunu da fuardan almıştım. Bunun hatta ben diğer mevsimlerini de almıştım. Şu an sonbahar elimin altındaydı. O yüzden bundan bahsediyorum. Mevsimlere göre basit bir kitap. Çok az zaten böyle yazıları var. Tavsiye ederim. Güzel bir kitap. Mevsimlerdeki işte doğanın değişimleriyle ilgili bir fikirler veriyor. Ben hani elime geçtikçe bu tarz şeyleri alıyorum. Tekrar eden bilgiler ama otursun istiyorum kafasında. Bir de güzel konu. Hani mevsimler, kış, sonbahar, yaz. O yüzden gördükçe de alıyorum açıkçası. Bunu tavsiye ederim. Güzel anlatımı. Yani fiyatı da uygundu bu arada. Size şöyle bir kitap önereceğim. Dedemin Adası. Bunu ben fuarda almadım. Bu kitap özellikle ailedeki kayıplar varsa tavsiye edebileceğim bir kitap. Biraz daha böyle birilerine veda etmek, işte vefat durumlarında kullanılacak bir kitap. Açıkçası ben okurken çok duygulandığım için bunu kaldırdım. Öyle bir durum yaşarsak Allah korusun o zaman ortaya çıkarırım diye düşünüyorum. Ama eğer böyle bir ihtiyacınız varsa Dedemin Adası'nı tavsiye ederim size. Güzel bir kitap. Bu da yine mevsimlerle alakalı bir kitap. Mevsimlerin genel olarak burada bilgileri var. İşte nasıl değişimler oluyor, neler oluyor gibi. İlkbaharda neler oluyor, hayvanlarda nasıl etkileri var. Bu da böyle bütün mevsimleri içine barındıran bir kitap. Mevsimlerle ilgili kitapları görünce aldığımı söylemiştim. Bu kitabı çok tavsiye ediyorum. Belki daha önceki videolarımda var mıydı emin değilim ama ben bunu fuardan almadım diye hatırlıyorum. Maya dünyanın en şanssız köpeği. Bir kere yani resimleri vesaire ayrıntıları o kadar güzel bir kitap ki şöyle göstereyim size. Çok tavsiye ediyorum. Hikayesi de çok güzel. Atlas çok eğleniyordu bunun hikayesiyle. Bu aralar okumuyoruz. Çok uzun bir süre okuduk. 1,5 yaş sonrası falan olabilir Atlas'ta bu arada. Çok güzel, çok eğlenceli. Anlatımı güzel bir kitap. Alın bunu. Kirpi ve Sergi Red Asket. Ben bunu fuarda mı aldım hatırlamıyorum şu anda. Kirpi'nin elleri yaralanıyor ve yazmayı öğrenecekleri bir süreçte oluyor bu okulda. Ama ona rağmen bir şekilde harfleri farklı şekillerde eliyle değil işte farklı şekillerde yapmayı çözüm buluyor ve bir sergi oluşturuyor. Onu anlatıyor. Yani zorluk karşısında yine de işte yılmadan bir şeyleri başarabilmeyi aşılayan bir kitap. Güzel bir hikayesi var. Atlas'ın favorilerinden tavsiye ediyorum. Bunlar gibi çocukları belli mesleklerle tanıştırıp onları bu tür durumlarla karşılaştıklarında böyle çok sürpriz yaşamamaları için olan kitapları seviyorum. Elif diş bakımını öğreniyor. Ve hani tabii ki dişlerinin fırçalamasıyla ilgili falan da tabii bilgiler alıyor. Hani bu tarz serileri alabilirsiniz. Vardır diye de tahmin ediyorum. Atlas bir ara polislerden çekiniyordu. Biraz korkuyordu. Arkadaşım polis kitabı biraz ona yardımcı oldu. Mesela şu an kendisine polis memuru Atlas falan diye böyle bir şeyleri oyun kurduğunda korurken görüyorum. İşte diyor ki ben evi koruyorum şu anda, ben okulumu koruyorum, ben polis memuru Atlas'ım falan demeye başladı. Bu kitabın faydası olduğunu düşünüyorum. Hani sizde de böyle durumlar varsa bunu tavsiye ederim. Tabii bunun diğer kitapları da güzel. Tavsiye ediyorum. Tavşan Can ve Fare Su bizim en eski kitaplarımızdan. Biz bir yaştan beri falan bunları okuyoruz. Bunun diğer kitaplarının hepsi var bizde. Bunu tavsiye ederim. Hani bu ara elimizin altında bu vardı. Bu videomda bahsetmediğim bu arada Tombik Ayı serisi ve Vak Vak serisi de bizim favorilerimizden. O şu an burada değil. Çünkü biraz daha onları kaldırmışız. Çok okudu çünkü onları. Artık ezberledi. Dolayısıyla bunu da tavsiye ederim size. Bu kitabı da tavsiye ediyorum. Mutlu Su Aygırı. Hikayesi çok güzel. İşte şarkı söylüyor falan. Atlas hatta buradaki şarkıyı söylüyordu. Resimleri falan da çok güzel. Şöyle. Ay çok şey bir sayfa açmışım. Şöyle. Çok güzel. Bu Nele serisini ben çok eskiden almıştım Atlas'a. Atlas'tan bebek de aldığımda çünkü çok ucuza bulmuştum. Bakın 1.95 gibi bir fiyat var burada. Bütün serisini almıştım. 3 yaşla beraber çıkardım Atlas'a ben bunu. Çünkü
yazıları çok fazla, gördüğünüz gibi resimleri az. Dolayısıyla bu biraz daha böyle 3 ay sonrası bir kitap bence. Atlas daha yeni yeni okumaya başladı, hatta 3,5 diyebilirim neredeyse. Tavsiye ederim, güzel bir kitap. Evet, kitaplar azalıyor, az kaldı. Yani bir 5 kitap falan var. Şöyle bir kitap almıştım, bunu da tavsiye ederim. Dinozorları sevmeyen çocuk var mıdır bilmiyorum. Yani dinozorlarla ilgili bir kitap olduğu için almıştım. Güzel, Atlas severek okuyor. Şöyle bir kitaptan bahsedeyim size. Bu Akıllı Tilki'nin Masalı. Bu Akıllı Tilki işte annesi onunla ilgilenmediği zaman evi böyle yıkıyor. Yani bana çok tanıdık bir durum bu. Bilmiyorum sizin çocuğunuz öyle mi? Atlas'tan ilgimi biraz ondan çektiğimde bir yerleri yıkmaya başlıyor. Dolayısıyla bu minik tilki böyle bir şey yapıyor. Sonra da annesi ona onu her koşulda seveceğiyle ilgili bir hikaye anlatıyor. Mesela seni her zaman seveceğim. Ya bir timsah olsaydım diyor mesela, sana sımsıkı sarılır, her gece yatağına yatır ve yorganını örterdim diyor annesi falan böyle. Yani ya şöyle olsaydım ya böyle olsaydım diye soruyor minik tilki. Annesi de yine de seni şöyle severdim, böyle yapardım falan diye. Yani her koşulda bir annenin çocuğunu seveceğiyle ilgili bir kitap, bence güzel. Şu seriden bahsetmek istiyorum. Bizde bunun iki kitabı falan var ama ben kalanını da alacağım. Bir kere bakın, neredeyse bir avuç kadar bir kitap. Çok kolay taşınıyor. Ben tatillere böyle büyük büyük kitaplar götürmüyorum. Hep böyle küçük kitaplar götürüyorum. Ve birkaç tane almak iyi oluyor. Çünkü Atlas işte bu akşam farklı olsun, bu akşam farklı olsun. Yani bir haftalık tatile gidiyorsanız 5 tane koca kitap götürmektense böyle ince kitap götürmek çok güzel oluyor. Bunu ben çantasına da atıyorum seyahatlerde falan. İçindeki hikayeleri güzel, öğretici, çizimleri güzel. Bu biraz daha bence ama 2 yaş sonrası bir kitap. Bunun da çünkü yazıları fazla bence. Yani daha uzun uzun yazıları var. Bunu tavsiye ederim. Yapı Kredi Yayınları'nınmış. Bu seri güzel. Seveceğim ve Tomurcuğu Maceraları. Kaldı 2 kitabım ve dergilerden bahsedeceğim size. Bunu arkadaşım Atlas'a doğum günü hediyesi olarak almıştı ve çok severek bunu Atlas okudu. Uzun bir kitap, bence 3 ay sonrası bir kitap olabilir bu. Az renkli bir kitap ama hikayesi çok güzel. Bunu da tavsiye ederim. Dinozorlar Okula Nasıl Gider diye bir kitap. Şimdi öncelikle bu kitapla ilgili şunu söylemek istiyorum. Biraz değişik bir anlatımı var. Yani almadan önce inceleyin. Hani ben böyle koşulsuz öneriyorum demeyeceğim. Bir kitabı daha var Atlas'ta. O da neydi? Dinozorlar Nasıl Barışır olması lazım. Anlatımı biraz farklı. Olumsuzdan olumluya giden bir kitap. Arkadaşınla Nasıl Barışır kitabında işte arkadaşını yemeğini mi döker, şöyle mi yapar, böyle mi yapar? Hep böyle kötü şeylerden bahsediyor. Ondan sonra hayır öyle yapmaz, böyle yapardan bahsediyor. Yani olumlu şeylerden bahsediyor. Şimdi bilmiyorum hani bu ne kadar hani çocuk için doğrudur ama ben mesela onu incelesem almayabilirdim. Atlas'ın kuzeninin bizde kalmıştı. Hani büyük çocuklar için olabilir bu arada. Ama küçük çocuklar için biraz soru işaretim var. Çünkü büyük çocuklar biraz daha ne yapıp ne yapılmayacağının ayırdığına varabiliyor. Ama küçük çocukların kafası karışabilir. Kuzeninin kalan kitabını böyle bir iki kere okudu, okuttu. Ondan sonra da sevdi. Sevince de ben okula başlayacağı dönem dedim bunu seviyor, bari bunu da alayım hani okulla alakalı. O yüzden aldım. İçeriğine bakmadan siz almayın ama böyle bir kitap var. Enteresan bir kitap. Hani siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın lütfen. Yani biraz anlatım farklı. Şimdi size iki farklı dergiden bahsedeceğim. Biri Meraklı Minik. Bu TÜBİTAK yayınlarının. Biz geçen yıl kitap fuarındayken buna üye olduk. Atlas'ın hatta halası hediye olarak ona bir üyelik hediye etti. Bu da Minika Çocuk. Bunu da sonra ben ekledim. Şimdi Atlas çok kitap tüketen bir çocuk. Yani sürekli her gün kitap alamıyorum. O yüzden içinde olan hikayeler, şöyle hikayeler oluyor. Bunlar Atlas için çok ideal. Yani hem her ay farklı bir konu işleniyor. Onunla ilgili işte stickerlar var, oyunlar var. Hem onunla, oyunları çok yapmıyoruz bu arada. Yani flash kartları yapıyoruz işte bu hafıza kartlarını. Ama diğer böyle şeyli, zarlı falan oyunları ben hatta hemen ortadan kaldırıyorum. İleriki yaşlarda çünkü eminim oynayacak. Dolayısıyla bu iki derginin üyeliğini bir düşünün derim. Mutlaka yapın falan demiyorum ama bir düşünün. Biriktirirsiniz, arada çıkarırsınız. Sadece bu yaş için düşünmeyin. Bunu ilerisi için de düşünebilirsiniz.
Çocuk için faydalı bilgiler var gerçekten. Ben küçükken kendimi hatırlıyorum. Çok küçüklüğümden beri dergi üyeliklerim vardı. Hatta büyüdüm sonra ben devam ettim o dergi üyeliklerine. İşte Marie Claire'ler vesaire. Seviyorum dergiyi dokunmayı, onun kokusunu işte elime alıp bir dergi karıştırmayı. Artık bir dergi üyeliğim yok. Ama çocuklarımız için bence hani onları ekranlardan uzak tutmaya çalıştığımız çocuklarımız için olsa iyi olur diyeyim. Şimdi olması gerekiyor demeyeyim. Bu şekilde. Şimdi kitaplar bitti. Aslında çok fazla kitap var. Eledim. Bazıları da babamda kalmış açıkçası. Çünkü ona da götürüyoruz. Favori kitapları yanımızda taşımayalım. Oraya gittiğinde de onları okusun diye. Dolayısıyla orada da kitaplar var. Şu an hatırlamıyorum. Önümüzde Kasım başında bir kitap fuarı var yine TÜYAP'ta. Orada olacağım. Çok kitap almayı yine düşünüyorum. Kendimi frenlemeyi hiç düşünmüyorum. Atlas için en azından. Oradan alacağım kitapları da yine sizinle paylaşırım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım faydalıdır. Kızlar sizin için çektim ama herkese yararlansın bu videodan. Herkese paylaşıyorum. O yüzden sayfamda paylaşıyorum. Eğer ki merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa kitaplar hakkında yorumlara yazabilirsiniz. Mutlaka size dönüş yaparım. Bunun dışında eğer ki çekmemi istediğiniz videolar varsa konu olarak onlardan bahsedebilirsiniz. Ben bir ara oyuncaklarla ilgili videolar çekmeyi istedim, düşündüm ama Atlas'ın oyuncakları bazıları burada, bazıları İstanbul'da, böyle hepsini bir araya getirip çekmek biraz zor. Belki videonun bir kısmını burada, bir kısmını orada çekebilirim. Bilmiyorum. Henüz daha çözemedim bu konuyu. Ama video çekmeyi seviyorum. Koymakta bir problem yaşıyorum siteye. Yani onu da inşallah çözeceğim. İşte bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenin. Yorum bırakmayı da unutmayın. Bunun dışında Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Sorularınız varsa oradan DM'den de yazabilirsiniz. Daha hızlı dönüş yapıyorum. Bu arada oradan da Atlas'la ilgili günlük şeyler paylaşıyorum. Aldığım, memnun kaldığım şeyler. Orada da buluşabilir sizinle. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Pozitif kalın. Hoşça kalın.